Sözlü tarih ödevim o kadar güzel oldu ki. Kesin en iyi notu ben alacağım. Bir ara sizle de yapalım. Aşırı zevkli. Olur, tamam, yaparız. Ben yaparsam yalnız bir başka olur. Haber vereyim önceden de. Benim güzel kızım ya. Aynı babası gönül, görüyor musun? Bak, yani bak ödevlerini sanki tez hazırlar gibi yapıyor. Büyüyünce bilim insanı mı olacak ne? İnşallah olur. Göreceğiz o günleri de. Orçun nerede kaldı? Orçun biraz daha Hatice ablayla sohbet etmek istedi. Maç var, kaçıramam falan dedi bana ama. Bilmiyorum. Herhalde sohbet akınca. Bu sohbet gibisi yoktur yani Gönül. Herhalde Orçun geldi. Ne oluyorsunuz? Ne telaş? Anne akşam maç var. Ben daha duş alacağım, yemek yiyeceğim. Bir sürü işim var. Sürü ne demek canım? Aa, ya bir çok diyeceksin. Yani bir çok işim var gibi. Öyle söyleyeceksin. Son dikkat edemem ya. Oğlum iyi misin? İyi misin? Oğlum iyi misin? İyiyim. Ya gülme gülme. Senin yüzünden. Bıraktın beni Hatice ablayla. Aa, ben ne yaptım ya? Sana verecek çok güzel cevabım vardı da şu an bir saniye bile kaybedemem. 5 saniye kaybettim diyor. Güzel, çocuklar ne güzel anlaşıyor değil mi? Çok güzel anlaşıyorlar. Bir şey yok ya. Yok yok. Ev yapımı pizzama bayıldılar Tuna. Ben de bayıldım Gönül. Yani bir tanesine daha hayır demem. Ben hayır derim ama Tuna. Artık bir noktada durman lazım. Ne kadar çok yedin? Yarım yiyeyim. Olmaz. Ne yapıyorsun sen? Yarın çok önemli bir toplantım var Gönül. Çok önemli, çok büyük bir markanın müdürü aradı Işıl Hanım. Yani benle bizzat görüşmek istiyor. Düşünsene benle istiyor direkt yani. Aa çok güzel, gurur duyuyorum seninle. Bu ara işler olağanüstü gidiyor Gönül. İnanmayacaksın ama yani gerçekten senin bu kocan var ya, Butuna, yani çok başarılı bir reklamcı oldu artık. Yani parmakla gösterilenlerden bir tanesiyim ben. Yani piyasanın en iyilerinden biriyim. Bak çok büyük markalar direkt artık benimle irtibata geçiyorlar Gönül. Çok güzel bir şey Butuna. Abi, gurur duyuyorum seninle. Bütün bunlar senin sayende oldu biliyor musun? Niye benim sayemde? Sen olmasan bunların olması mümkün müydü hayatımın olurdu, için? Olurdu, olurdu. Sen benim bir tanemsin. Canım. Hadi. Hadi, hadi yarım. Yarım, yarım. Gönül, sen benimle bir şey konuşacaktın. Yok yok, yok. Sonra konuşurum, önemli değil. Olur mu canım? Ya bir şey konuşacaksan konuşalım. Ya bundan daha önemli ne olabilir ki? Sen benimle bir şey konuşmak isteyeceksin. Her şey dursun, sen anlat. Haluk mesaj atmış bana da, bir tane iyi matematik hocası varmış. Acaba diyorum Orçun'a ders mi aldırsak ha? Çok iyi düşünmüşsün. Tamam, konuş. Hemen gelsin, yarın başlasın ders vermeye. İyi, Orçun'u nasıl ikna edeceğiz? Ya ben konuşurum, merak etme. Ya tam biraz böyle mırıldanıyorlar ama yani bu onların iyiliği için. Yani sonuçta birazcık dişlerini sıkacaklar. Ben hallederim, merak etme bir tanem sen. Neyse, böldüm ben de seni Tuna. Hiç önemli değil, böl. Sen benim hayatımın anlamısın. Sen böleceksin tabii. Bana bak, hazır bölmüşken şöyle karşılıklı güzel birer kahve içelim mi? İçelim, tamam. Hadi. He? Hadi sen çalışmaya devam et, ben yapıyorum. Ben yapıyorum, sen otur bir tanem, ben yapıyorum, ben yapıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yol alır, ayrı dümen tutarım.